Abla, ablalar sucuklu yumurta da çok güzel olmuş ha Gülşen. Eline sağlık. Ben yapmadım ki. Canım gelinim yapmış. Afiyet olsun anne, lafım olsun. Maşallah. Herkesin de iştahı yerinde. Akşam güzel uyudunuz galiba ha? Vallahi banyonun üstüne uyku da süper gitti ha. Ya, yalnız evimiz de çok havadar ya, değil mi? Gülşen ne diyorsun? Evimiz derken baba. Anlasam. Yalnız ben diyorum ki şu duvarı böyle yıka. Böyle orayı da salona katak diyorum. Böyle daha ferah olur diyorum ben ya. Ne diyorsunuz? Saçmalama Hüseyin. Ben odaya duruşu kurdum. Ne yapacağım onca duruşu nereye koyacağım? Nereye mi koyacağım? Aha şu ufak oda var işte. Oraya koy. Olmaz. Oraya da davul koydum. Önümüz kış. Ne yapacak hayvancağız? Donsun mu soğuktan? Allah'ım. Ma, dert ettiğin şeye bak ya. Senin karşında usta marangoz Hüseyin Kaya duruyor ha. İnerim bahçeye, onlara güzel bir kümes yaparım. İçine de iki tane de kaz koyarım. Oh, vallahi. Değme keyfimize, değil mi? Ya, biz ne kadar mutlu, güzel bir aile olduk ya. Hepimiz dördümüz, değil mi? Çok güzel. Ben şu çayları bir tazeleyeyim. Ver anne seninkini taze. Kızım, kalkmışken çamaşır makinesinin düğmesine de basıver. Ben kirlileri attıydım. Yıkansın. Olur. Tabii. Ben de gideyim de evimizin mutfağından ekmek alayım geleyim. Ekmek var oğlum. O zeytinden ver bana. Ya zeytin tamam. Karnını doyur ha. Az kalma Gülşen. Ne bakalım. Bak ya. Ah Sunan. Neymiş efendim? Duvarı yıkıp salonu büyütecekmiş beyefendi. Ya belki ben ufacık tefecik içi dolu duruşucuk bir salon seviyorum. Salon istiyorum yani. Sana ne yani? Hayır dar salon sevinmez diye bir kural mı var? Var da ben mi bilmiyorum ya? Bu ne ya? Tamam Ramazan tamam. Daha fazla uzatmayalım istersen. Ya demek ki biz senin annenle babanla birlikte yaşayacağız. Hem zaten niye abartıyoruz ki? Cemile de Veysel de yıllarca annesi babasıyla birlikte yaşamadılar. Ya Asuman yaşadı da Allah aşkına Muammer amcamla Veysel koyun koyuna mı yatıyordu? Ya ben geçtim ya. Vallahi gelirdi emerdi geçti ben Asuman artık. Ben şöyle güzel seri seri bir de uyku uyumak istiyorum ya. Bu ne be? Geçtin öyle mi? Senin için hiçbir anlamı kalmadı yani. Asuman ben o anlamda mı söyledim ya? Ben o anlamda demedim ki özel anlamı kalmadı ya. Bak içimdeki atlet babamın mı benim mi bilmiyorum. Kafamın içinde her yerde Asuman. Tabii 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 evlenince özel hayat falan her şey bitiyor değil mi Ramazan Bey? Asuman bir sakin. Bir sakin ne oluyor ya Allah aşkına? Ben seni şikayet etmiyorum. Babam bile sana şikayet ediyor. Şu an rol çalma lütfen. Aman ne bileyim Ramazan ya. Galiba ben de seninle aynı durumdayım. E biz ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız biz? Olmaz. Olmaz bu. Delir mi? Buldum. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum Asuman. Ne yapacağız? Bunlara gideceğim. Dört dörtlük bir ev bulacağım. O zaman görsünler ey mi yaman, bey mi yaman. Tabii ya. Eğer sen bir ev bulursan biz de seninle baş başa kalabiliriz. Şimdi bana bak. Bir yere kaybolma. Beni bekle tamam mı? Olur. Seninle işimiz var. Tamam. Hadi git. Çayı doldur. Hayır. Amcaoğlu, ne yapıyorsun la burada, hayırdır? Ne yapayım amcaoğlu ya, kiralık ev bakıyorum. Ramazan'ın son bir senede yaptığı bir şey mi var? E oğlum siz tutmadınız mı ev? Biz tuttuk amcaoğlu, babam gire bakıyorum. Geldiler yerleştirdiler eve. Evleneli daha şuncacık gün olmuş. Asuman'la 5 dakika baş başa kalamıyoruz amcaoğlu. Alt kata tavuk koymalar, yan odaya turşu koymalar. Hayat onlara güzel ya.
Oğlum işte ne güzel gül gibi yaşayıp gidiyorsunuz lan. Gül gibi yaşayıp gidiyoruz. Doğru söylüyorsun amcaoğlu. Gül gibi yaşayıp gidiyoruz. Vallahi sağ ol yani. Bak Allah aşkına bak. Çoraplarıma bak. Biri benim öteki babamın. Evin kalabalığın arasında giyip çıkmışım eve. O derece yani. Ya ben daha yeni evliyim amcaoğlu ya. Ya ne yapalım ya, illa cinnet mi geçirelim, çıldıralım mı yani? Özel hayat var ya şu an, sıfır sıfır sıfır. Amcaoğlu bak sen biraz bana şükürsüzlük ediyorsun gibi geldi ha. Oğlum şu tarafından düşün bak şimdi. Anam baban hayatta, sağlıklı da, berabersiniz ne güzel çok şükür. E Osman desen evlendiniz, bir aradasınız ne güzel işte. Ya bak sen farkında değilsin ama bunlar senin en güzel günlerin olabilir amcaoğlu. Daha başka ne istiyorsun Allah'tan ha? Doğru diyorum amcaoğlu ya, şimdi sen öyle deyince ben bir tuhaf oldum. Utandım biraz. Ben hiç o tarafından bakmamıştım. Vallahi şimdi demek ki biraz şey oldu ama. Sen ne yapıyorsun ya? Sen böyle duygusal konuşup bizi hizaya mı çekeceksin lan? Hı? Hep böyle mi yapacaksın sen? Duygusal köpek. Sen köpek senin. Duygusal köpek. Ne var? Duygusal köpek. Aynen Hanım. Merhaba Taner Bey. Keşfe gidecektik, sözleşmiştik. O yüzden geldim. Aynen Hanım, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Doğru ya. Ya benim aklımdan çıkmış, kusura bakmayın. Hemen geliyorum. Amcaoğlu, sen şey yaparsın, atölyedeki arkadaşlara haber verirsin, tamam? Hadi haberleşiriz. Tamam amcaoğlu, ben hallederim, tamam. Bakın işinize, tamam hadi. Buyurun lütfen.